Yani bedenle ruhu biz birbirinden ayıramayız. Rüyalar boyutunda da ayıramayız. Ben gördüm, biliyor musunuz? Üniversite sınavına girmeden önce bir tane ata bindim. Kendi uhrevi boyutumuzla alakalı değil, Yaradan'ın lütfu olarak bize bu vazifeler veriliyor ve bizler yapıyoruz. Mesela değil mi? İşte zihin boyutu bizi öyle tesiri altına alıyor ki boş işler diyor. Unutturuyor. Boş bulduğu her şeyi unutturuyor biliyorsunuz. Dişil enerji nedir? Bütüncül algılayandır, bilgi tarafımızdır, yaratıcıdır. Onun için rüyalarınızı eğer sık sık görüyorsanız, kaç yaşımıza kadar her gece rüyalar görüyoruz. Bu rüyaların içinde yüzde bilmem kaçı sürekli arındırıcı rüyalar olarak hizmet ediyor. Evet, şimdi arındırıcı rüyanın böyle bir tesiri var arkadaşlar. Şimdi gelin de sisteme hayran olmayın. Yani bedenle ruhu biz birbirinden ayıramayız. Rüyalar boyutunda da ayıramayız. Ne kadar sağlıklı beden, o kadar berrak rüyalar. Ne kadar berrak rüyalar, o kadar sağlıklı beden, sağlıklı bedenle uygulanan fiiller ve muazzam yaşantılar, örüntüler. Hepsi birbiriyle aslında bir bütün döngüsellik içerisindedir. Baktığımız zaman. Canımsın. Sizler de evet. Şimdi önce rüya kapsamında sizin dediğiniz ayyan beyan rüyalar çok görülür. Kişi rüyasına yatar, arkadaşlarımız arasında da mutlaka vardır. Olduğu gibi çıkacak rüyalar. İşte ben kendi rüyamdan da size anlatayım. Ortaokuldayım, hem de biraz arkadaşlarınızla da bir keyifli dakikalar yaşatmış olalım. Ortaokuldayım. Ablacığıma da izliyorsa öpüyorum, sevgiler. Ablam liseyi bitirdi. Annem dedi ki ilk girdi, sınavı kazanamadı. Dedi ki bir bak bakalım dedi, hangi bölümü kazanacak? Şimdi zaten çocukluktan beri tüm mahalle beni rüyaya yatırdı. Böyle bir durumları vardı. Yatırdı annem beni rüyaya. Sabah kalktım, dedim ki anneciğim, dedim Halil isimli bir öğretmenle, dedim ablam gelinlik giymiş, dans ediyorlardı. Onun düğününü yaptık dedim. Annem dedi ki aa, demek ki dedi öğretmenliği kazanacak ablam. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Aradan çok kısa bir süre geçti. Çok kadersel örüntüler dahilinde, detaya girip arkadaşların canını sıkmayın, çok kadersel örüntüler dahilinde Halil isminde bir beyefendi, akrabalarımız, uzaktan işte bir akrabamız olan kişiler geldiler, ablamı istediler. Kısa sürede ablamın düğünü oldu. Şimdi bu kadar net rüya, bir ay, iki ay. Ben gördüm biliyor musunuz? Üniversite sınavına girmeden önce bir tane ata bindim. Beyaz böyle önlüklü, eczanenin içinde. Onun o da yanıma geldi, arkasına bindi atın. Biz gittik, ben sonra bunu halama söyledim. Aynen öyle yorumladı. Daha 17 yaşındayım, eczacı falan olmayı hayatta düşünmüyorum. Öyle bir şey yok. Sonra zaten eşimi gördüğümde çok şaşırdım, şok oldum yani. Yaklaşık bir yıl sonra gördüm. Evet, yani bizlere bunların hepsinden çok güzel gösteriyor. Peki nasıl görüyoruz biz bunu? Evet. Şimdi diyecekler ki geleceği Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Doğru, geleceği Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Çünkü her an olasılıklar boyutu var. Her an her şey değişebilir. Biz bunu biliyoruz değil mi? Böyle bir boyut var, hüküm ancak Allah'a aittir. Ama an enerjisi içerisinde arkadaşlar her şey yaşandı, bitti. Bu da bize aktarılan bir bilgi. Biz misal aleminde aslında gelecek diye kabul ettiğimiz öncü rüyalar boyutunu gördüğümüz şey an enerjisi içerisinde olmuş bitmiş bir şeyi görüyoruz zaten kendi hakikatimizde. Eskiden şey vardı, Zelant-ı Tefriciye böyle belli bir sayıyla herkes çekerdi. Bir ara çok popülerdi. Herkes kulaktan kulağa söyler çekerdi. Ben yine çocuğum, komşumuz vardı. Çekerken bir tane fazla mı eksik mi çektim, kadıncağızın kafası karışıyor. Sonra anneme söylüyor. Diyor ki ya diyor, bunu diyor ben bir tane fazla mı eksik mi ne yapacağım falan derken rüyasında beni görüyor. Daha doğrusu beni, annemi görüyor bu teyze, komşu teyze. Annem gidiyor diyor ki ona, Ayşegül dedi ki bir tane daha çeksin. Sabah kalkıyor, hemen bir tane daha çekiyor. Bakın bizler rüyalarla birbirimize yardıma dahi gidiyoruz. Evet. Bırakın olasılıkları, şunları, bunları, bizler bu rüyalar boyutuyla ruhsal olarak birbirimize o kadar muazzam iyileştirici etki sağlıyoruz ki bu bizim
kendi uhrevi boyutumuzla alakalı değil, Yaradan'ın lütfu olarak bize bu vazifeler veriyor ve bizler yapıyoruz. Bunlar muazzam hakikatler. Rüyaları sadece dünyevi düzlemdeki olasılıkları tahmin edebilmek, geleceği tahmin edebilmek, şifalanmak için değil, başkalarının da vesile olabilmek adına da kullanıyoruz aslında baktığımız zaman. Bunları da örnekleri de verirdim ama çok uzar. Hiç orada sıkmayayım kişileri. Önce rüyalara tekrar dönecek olursak net görülür, parlak renklidir. Uyandığımız zaman tesiri yüksektir. Bir süre aklımızdan çıkmaz. Sanki yaşamış gibi hissederiz. İzleyen arkadaşlar mutlaka kendilerinden örnek bulacaklardır. Yani en az birkaç gün etkisinde kalırlar. Hatta bir hafta daha uzun yıllar yıllar süren o hanımefendi olduğu gibi tesirler, etkiler de bırakırlar. Öncü rüya gelecekten haber veren rüya türüdür sınıfladığımız zaman. Peki bu haber verme nasıl oluyor? Bir, müjdeleyici şekilde olabiliyor. Evet. İki, uyarıcı şekilde olabiliyor. Üç, sadece şahitlik ettiğimiz şekilde öncü rüyaları görebiliyoruz. Şimdi İslamiyet'te baktığımız zaman İslamiyet'te nedir? Mübeşşerat dediğimiz müjdeli rüya vardır, nefsani rüya vardır, şeytani rüya vardır. Üçe ayırmıştır. Şimdi mana arttıkça, mana seviyesi, bilinç seviyesi arttıkça dualar sakinleşir, daha sadeleşir, maddeler azalır. O mana boyutuna ait. Ama bizim gibi beşerler için zihin noktası elzem olduğu için bu dünyevi düzlemde biz onu tanımlayabilmek için zihnimizi daha da bu sistemde detaylandırdık. Yoksa baktığınız zaman üç başlık altında ama zihin bunu algılayamıyor. Algılayamadığı için onu tanımlayabilmek için sistemimizde daha da ayrıntıya girdik. Bazı müjdeleyici rüyalarımız vardır değil mi? Olacak şey bize haber verirler ve gerçekten de o müjdelendiği gibi karşımıza çıkar. Bazı rüyalarda uyarıcıdır. Bakın eğitimde bir arkadaşımız vardı. Rüyasında şöyle bir şey görmüştü. Gece rüyasında bir sokaktan gidiyor bir kız arkadaşıyla beraber. İki kız gidiyorlar. Yanlarına beyaz araba duruyor ve bunları kaçırmaya çalışıyor. Şimdi bu rüya türü önce uyarıcı bir rüyaydı. Sabah kalkıyor arkadaş aynı o sokaktan geçerken kız arkadaşıyla o beyaz araba duruyor ve bunları kaçırmaya çalışıyor. Sistem aslında bir gece öncesinden alarm verdi mi? Verdi. O Ama biz bunları... sokaktan geçme. mesela değil mi? İşte zihin boyutu bizi öyle tesiri altına alıyor ki boş işler diyor. Unutturuyor. Boş bulduğu her şeyi unutturuyor biliyorsunuz ki. Gereksiz bu diyor, senin işine yaramaz diyor, tak siliyor onu oradan. Kişinin aklına bile gelmiyor belki gün içerisinde. O olayı yaşadıktan sonra belki aklına geliyor onun tesiriyle. Bu gibi durumları çok yaşıyoruz. Bazen de sadece şahitlik ediyoruz öncü rüyalarda. Sadece görüyoruz, bizimle alakalı bir durum değil. Örnek veriyorum, belki dünyanın 100 yıl sonra başına gelecek bir şeyi görüyoruz. Sadece şahitlik ediyoruz. Sadece seyrediyoruz. Bu rüya türleri de yine öncü rüya kapsamına giriyor. Sabitleyici rüya dediğimiz tür de bize misyonumuzu hatırlatan rüya. Ben sabitleyici rüyayı çok önemserim. Çünkü herkes benim misyonum ne? Bu dünyaya gelme amacım ne? Hepimizin peşine düştüğü konu bu değil mi? Has esmamızı bilelim, o has esmamızı ifşa edelim, açalım. Dünyaya bir şeyler verenlerden olalım. Bakın ben şunu her zaman vurguluyorum. Bizler bu dünyaya bir şey almaya gelmedik. Bizler bu dünyaya bir şey vermeye geldik. Allahü Teala'nın cevherini içimizde taşıyoruz. Rabbim hepimize yerleştirmiş. Bu cevheri bulacağız. Hakiki insanlığımızı giyineceğiz. Hangi alanda bize hizmet verildiyse, has esmamız hangi alanda ortaya çıkacaksa, o noktada insanlara bir şey verip, insanlığa, doğaya, canlılara, cansızlara, evrene bir şeyler vererek emanetimize geri iade etmemiz gerekiyor. Ama bizler hep maalesef alma, bunu zihin yaptırıyor bize arkadaşlar. Ben her zaman kendi nefsimi birinci sıraya koyuyorum. Onun için siz dilini kullanırsan şimdiden söyleyeyim. En çok da kendi nefsime söylerim ben bunları. Şimdi bu noktada ne yapıyoruz? Zihin boyutunda hep alma derdine düşüyoruz. Ah bir evim olmadı, ah bir arabam olmadı, ah bir arkadaşım olmadı, ah bir şunum olmadı. Hep alma, alma, alma. Ama önce sen ne verdin? Buna bir bakmamız gerekiyor. Ne verdin? Evet. İlim öğrenmek istiyoruz. Sen ne verdin? İlim için zamanını verdin mi? Gözünün nurunu verdin mi? Uykundan fedakarlık ettin mi? Sen ne verdin? Onun için bu sistem vermek üzerine kurulur arkadaşlar. Önce vereceğiz,
Sonrasında da cömertliğin karşısında şaşkınlığınızdan kendinizi yitirirsiniz. Yeter ki o noktalara gelelim. Yeter ki o küçücük adımı atalım. Sistemin, evrenin, Allah'ın bize koşarak geldiğini göreceksiniz. Ama gelin görün ki nasıl bir nefiste bu. Mukaddes Hanım, nasıl bir zihinse gerçekten kırmak çok zor. Gerçekten kırmak zor. Hele ki bu devirde, hele ki algımızla oynandı bu zaman diliminde, Allah muhafaza diyorum. Hepimizi inşallah doğru yolda gidenlerden eylesin. Bu sabitleyici rüya türü dediğimiz şey tekrarlanır arkadaşlar. Ara ara sık sık görürsünüz. Ya bu sabitleyici rüya türü illa uhrevi boyutta benim bir misyonum şu bu şeklinde değil. Günlük hayatta da yapman gereken şey sana ısrarla gösterilir. Bir hanımefendi vardı yine eğitime katılan. Hanımefendi şu an rüyasını hatırlamıyorum ama rüyayı açtığımız zaman ne vardı biliyor musunuz? Diyordu ki rüya, sülaledeki kadınları barıştır. Dedik ki kim küs? Annemle benim aram dedi soğuk. Annemle de anneannemin arası soğuk. Zaten o soyda hep böyle gelmişti. Bakın bu arkadaşımızın misyonu onu çöz diyor. Bunu küçük gibi görünüyor belki değil mi? Ama bir soyu çok rahatlatacak bir enerji. Gelecek soyları temizleyecek bir enerji. Muazzam bir enerji aslında baktığınız zaman. Hem kendi dişiliğine hizmet boyutu, hem de soy enerjisine hizmet, hem de yaratıcılığına hizmet. Dişil enerji nedir? Bütüncül algılayandır, bilgi tarafımızdır, yaratıcıdır. Onun için rüyalarınızı eğer sık sık görüyorsanız, örnek veriyorum bir rüyada, ben açık söyleyeyim kendimle ilgili de örnek vereyim size arkadaşlar. Gençliğimden beri sürekli asansöre binerim. Ya biniyordum ifşa edene kadar. Asansör hızla yükseliyor. Ben nasıl panikle düğmelere basıyorum? Ha, benim yükseklik korkum yok. Bakın normalde yok öyle bir korkum. Ama rüyada asansördeyiz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde yükseliş var ve panikle düğmelere basıyorum. Periyodik olarak görüyorum. Bir ay, iki ay, işte yılda iki kere, üç kere. İnanmayacaksın. İnanmayacaksın. Aynı rüyayı ben çok gördüm. Üstelik de tepeleri delip çıkıyor yani. Aynen aynen. Gökdelenlerin tepelerini delip çıkıyor. Aynı rüyayı çok gördüm. Bitti 4-5 yıl önce. Evet. Sonra dedim ki ben bunu işte bu ilmi öğrendikten sonra kaydedip açacağım. Bakayım neymiş buraya. Arkadaşlar merak ettim. Rüyaydı. Ve ben size bir şey söylemeyeyim. Çok ilginç. Mukaddes Hanım'la da hatta bir konuşmada da bahsetmiştim ben bu özelliğimden. Tanınır olma, meşhur olma enerjisi taşıyan bir rüyaydı. Anlatabiliyor muyum size? Ve ben korkuyordum. 5 yıl önce bitti. Bu rüya bitti yani. Ödüm kopuyordu yani. Fırlayıp gidiyorum gökdelenlerden. İnanamıyorum ya. Evet, meşhur olmaydı. Ve ben ne yaptım biliyor musunuz? Bu sefer dedim ki tamam korkmayacağım. Kendi enerjiler olarak arkadaşlar büktüm rüyayı. Yine o rüyayı gördüm. Ve bu sefer bulutların üstüne kadar çıktım ve izin verdim. Güzel olan şuydu. Korkmamıştım ve sonra rüya kesildi. Rüyalar diyorum ya kader mektupları. Biz açıp içindekini okuduğumuz zaman artık görevini ifa ettiği için alandan çekilir. Sizlerde de böyle tekrarlayan bir rüyalar varsa girip bakın. İşin ilginç tarafı bu. Belki buradaki arkadaşlarımıza enteresan gelebilir ama ben meşhur olmaktan çok korkan bir insanım. Çok korkarım yani. Mutfakta mutfakta yaparım. Mutfakta yani bir şeyler yaparım. Başkalarını ön plana çıkarırım. Şu anda da onu yapmaya çalışıyorum ya. Farkındaysan. Evet. Yıllarca hep başkanlar oldu, birileri oldu, arkalarında ben oldum. Hiç ortaya çıkmadım. Yani şu anda da aslında aynısını yapıyorum. Eğer fark edersen. Evet. Birilerini hep ön plana çıkarıyorum. Geride kalmak istiyorum. Yani hayatım da böyle geçti yani. O bir şaka gibi ya. Ama bir şey soracağım size. Ama bir şey soracağım size. Bu bizim sınavımız. Bu bizim sınavımız. Sınav kolay olur mu? Olmaz. Başkasına söylesek güler geçer. Der ki ne var canım meşhur olmak de der. Çünkü onun sınavı değil ya. Ona kolay gelir bu. Her birimizin sınavı kendine zor arkadaşlar. Yani daha ağır, daha hafif diye inan bir şey yok. Tesiri, etkisi hepimizde aynı oluyor duygulanım noktasında. Başkası için çok kolay bir şey, bizim için çok zor olabiliyor. Bizim için kolay bir şey, başkası için çok zor olabiliyor. Diyorum ya herkesin kendi hakikati, kendi sınavı, kendi
alanında ağır ve meşakkatli. Allah hepimize o konuda kolaylık versin. Evet, sabitleyici rüyası olan arkadaşlar şöyle bir düşünün derim. Burada sizlere bir misyonum var. Bu misyonu mutlaka bulun. Kendi hakikatinizi en güzel şekilde ifşa edin. Şimdi bertaraf edici rüyalardan bahsettik ama burayı tekrar vurgulamak istiyorum. Çünkü bertaraf edici rüya genelde karşımıza kaza, bela, hastalık, ölüm şeklinde rüya düzleminde gelir. Eskilerde derlerdi, hatırlarsınız. Birisi rüyanızda öldüyse ömrü uzamıştır. Eskilerde böyle yorum yaparlardı. Çünkü onun bertaraf olduğunu düşünürlerdi aslında baktığımız zaman. Hakikatinde de öyledir. Bir kaza yaptığımız zaman, evladımıza bir şey olduğunu gördüğümüz zaman, işte bir sevdiğimizin vefat ettiğini gördüğümüz zaman bilin ki misal aleminde o bertaraf edilmiştir. Dünyevi düzleme inmeyecektir. Ne yapacağız arkadaşlar? İşte bunu anlatmayacağız. Hemen gidip sadakamızı vereceğiz. Çıkış enerjisi yapacağız. Çünkü artık o misal düzleminde kendi o güvenli alanda gerçekleşmiştir. Dünyevi düzleme inmemiştir. Bu noktada da bertaraf edici rüyalar kendi içerisinde bence çok kıymetlidir. Arındırıcı rüya türüne geldiğimiz zaman. Arındırıcı rüya türü birçok alanda bizleri arındırıyor. Karmik noktada arındırıyor. Şimdi karmalar ekranda nasıl tespit edilir söylediğim zaman arkadaşlarım eminim ki çok şaşıracaklardır. Burada hayal gücünün ilimler arasındaki farkını anlayacağız hep beraber. Şimdi burada arındırıcı karmayı arındırıyor. Hangi karmayı? Soy enerjisinden gelen karmamı arındırıyor. Kolektiften gelen karmik noktayı arındırıyor. Bilinçaltından gelen yanlış inanç kalıplarımı arındırıyor. Rüya türü. Bir de dış etkilerde ve tesirlerde kaldığım nazar olsun, başka sıkıntılar olsun. Bunlara yönelik de arındırıcı görev yapıyor. Şimdi o kadar muazzam sistemin içerisindeyiz ki ben bu ilmi bilmesem bu rüyalar görevini yapmıyor mu? Yine yapıyor. Yine yapıyor. Arkada sürekli bir çalışma var bizim için. Sürekli bir hizmet noktası var. Bizler belki şu yaşımıza kadar kaç tane arındırıcı rüyalar gördük? Kaç tane kişilere anlattık? Onlar belki güzel güzel yorumlandı, büküldü. Onlar kendi alanımızdaki hizmeti en güzel şekilde yapıp gittiler. O kadar muazzam bir sistem. Yoksa düşünseniz arkadaşlar, o kadar derin bir soydan geliyoruz ki Adem'e kadar gidiyor soyumuz. Bu soyda neler neler var. Şimdi 7 döngüsü, 4 döngüsü alınıyor ama tesir ve etki, epigenetik denilen bir şey var. Artık bilgiler de güncellenmeye başladı. Bence yakında o 7 soy, 4 soy muhabbeti de ortadan kalkacak. Ta ademiyet noktasına gelen, kendi içinde girift örüntülerle gelen muazzam aktarımlar var bize. Bizler kaç yaşımıza kadar her gece rüyalar görüyoruz. Bu rüyaların içinde yüzde bilmem kaça sürekli arındırıcı rüyalar olarak hizmet ediyor. Arka planda sürekli bir temizleme, sürekli bir hakikatimizi görmemize yönelik çalışmalar var. Şimdi burada karmik noktalarda gördüğümüz rüya türlerine bir bakıyoruz ki arka tarafta muazzam hikayeler var. Rüyayı bir açıyoruz gece rüyasını. Gece rüyasının içerisinde kişinin daha sonradan araştırmayla bulacağı, bakın herkes çünkü at hikayelerini bilmiyorlar. Daha sonra araştırmayla bulacağı öyle bir muazzam hikaye çıkıyor ki yalnız çıkan hikayenin ucu gören arkadaşımızın yaşantısına da dokunan bir tesir yaratıyor. İşte haksızlığa uğrayan bir ata varsa geçmişte, hanımefendi de aynı konudan haksızlığa uğrayarak buradaki sınavını veriyor. Böyle bir boyut var. Ama biz sadece rüyalarla mı karmayı tespit ediyoruz? Hayır arkadaşlar. Öyle bir hayal ekranı sistemi var ki, hayal ekranı sistemi ister auranızda olsun, ister meridyenlerinizde olsun, ister gündüz düşü olsun, o ekranı açıp baktığınız zaman spesifik olarak karmayı tespit edebiliyorsunuz. Yani artık genelden soyutlanıp hep özlük atlıyorum ya, hep özümüze hizmet eden, özümüze bizi götürecek olan bize ait verilerle yol almamız gerekiyor. İşte karmik noktada sistemlerde baktığımız zaman genelde genel ifadeler vardır değil mi? Genel boyutlar vardır. Ama daha sonrasında şu rüyalar boyutu bittikten sonra ben size birkaç örnek vereceğim. Orada çok daha net anlaşılacaktır. Eğitimlerde bizzat yaptığımız çalışmaların sonuçlarını getirdim. 3 tane size, hatta 4 tane eğer zamanımız olursa anlatırız. Var var. Orada zamanımız var. Eksik olmayın. Orada ne demek istediğimi çok daha net anlaşılacaktır diye tahmin ediyorum. Evet, arındırıcı rüyalarda şöyle bir özellik var arkadaşlar. Müthiş kilo da verdirtiyor.
Arındırıcı rüyalar. Onun için arındırıcı rüya gördüğümüz zaman biz bükerken hemen kilo vermeyi falan da ekleriz içine. Yazarız. Her bir rüyanın kendi hakikatine göre içine bilgiyi veririz. İşte sabitleyici rüyada kişi der ki benim hayalim şu, ben şu hayatta bunu yapmak istiyorum der. Şimdi ekilmiş verimli toprak gibi geliyor rüya bana. Misal halimde muazzam yüksek frekansta elime gelmiş. Ne yapıyorum? Rüyayı çözüyorum. Onu eğer bertaraf edilecek şeyler varsa büküyorum. Bir de kişinin sabite yani sabit rüya türüne uygun olarak dünyevi düzendeki misyonunu ekliyorum hemen içine. Bakın öncü rüya ise rüya gelecekte olmasını istediği şeyleri içine ekliyorum bükerken. Arındırıcıysa hayatından arınmasını istediği şeyleri de ekliyorum bükerken. Yani rüyayı birçok konuda aslında istifade edip ele almaya çalışıyoruz. Şimdi bu arındırıcı rüya türü de zayıflamayı çok güzel sağlıyor. Peki arındırıcı rüya türünü nasıl ayıracağız? Nasıl bir özelliği var? Şimdi şöyle arındırıcı rüya türü genelde kişilerde yıkanma, kıyafetleri değiştirme, sürekli yenilenmeye yönelik rüya türleri görülür. Hemen bir örnek vereyim. Benim hemşirelik vazifemi yaptığım zamanlarda Pembe teyze diye bir teyzem vardı. Kimsesiz bir teyzeydi. Ben çok seviyordum onu kimsesiz olduğu için. Gidip geliyordum, ilgileniyordum. O bir aramızda çok güzel bir muhabbet olmuştu ve ölümcül bir rahatsızlığı vardı. Onun için de biraz çok hassastım ona karşı. Bir gün nöbete gideceğim, gittim. Arkadaşlar böyle biraz benden bir şeyler saklıyorlar. Ne oldu dedim. Senin Pembe teyze dediler. Areste girdi, entübe ettik. Yani solunumu durdu, entübe ettik. Makineye bağladık dediler. Ben tabii ki koşa koşa gittim. Çok özür dilerim. O zaman entübe değildi. Bilincini yitirdi, artık tepki vermiyor dediler bana. Çok üzüldüm, hemen yanına gittim. Elini tuttum. Bakın bu birebir yaşadığım bir olaydır. Sabahtan akşama kadar arkadaşa uyaran veriyorlar, hiç tepki yok. Pembe teyze dedim, gözünü açtı, herkes bir şaşırdı. Beni tanıdın mı dedim, tanımaz mıyım Ayşegül'ü müsün sen benim dedi. Kızım dedi, Allah senden razı olsun, rüyamda beni bir yıkadın, bir yıkadın. Koca koca kirler çıkardın üzerimden dedi. Şu anki idrakimle anlıyorum ki, o zaman daha 20'li yaşlardaydım. Şu anki idrakimle anlıyorum ki o teyzem arındırıcı bir rüya görmüştüm. Arındırıcı rüya arkadaşlar hem bizleri bedensel olarak incelttiği gibi hem de şifalandıran rüya türüdür. Ne oldu biliyor musunuz? O Pembe teyze ona biçilen ömürden daha uzun yaşadı. Yani bu mucizelere hepimiz şahit geliyoruz. Oradan çıktı mı yani? Geldi geri. Evet, geri geldi ve bu arındırıcı rüyanın tesiri olduğuna ben %100 inanıyorum. Çünkü gözünü açar açmaz bana dedi. Benim rüyamda bir güzel yıkadın. Allah senden razı olsun. O kadar da gerçekten yıkandığına emin şekilde söylüyor ki bana. Üstünden diyor koca koca kirler çıktı. Şimdi bu arındırıcı rüya. Ama şu anki idrakimle anlıyorum. O zaman tabii çok sevinmiştik Pembe teyze geri döndü diye. Ama dediğim gibi bir süre sonra yine vefat etti. Sadece kendisine biçilen ömürden daha uzun yaşadı. Allah rahmet eylesin, ruhu şad olsun. Almışken taburalara kadar gelmişten kaç yıl önceki olay. Rabbim nurlar içerisine yatırsın inşallah. Evet, şimdi arındırıcı rüyanın böyle bir tesiri var arkadaşlar. Şimdi gelin de sisteme hayran olmayın. Hasta kişiler rüyalarında yıkandıklarını görürlerse, nehrin içine girdiklerini, denizin içine girdiklerini, kıyafetlerini değiştirdiklerini, bakın bu rüyalar çok görünür. Hastalık hallerinde özellikle. Bu boyutta bilin ki şifalanmaya yönelik misal boyutuna başlamış sağlıklıyken görenler sağlıklıyken olduğu zaman bedenimiz daha da dinçleşiyor. Daha da kendine geliyor. Bir de bu fiziksel olarak işte zayıflamak istiyorsak, kendimize daha kozmetik noktada bakmak istiyorsak, gençlik boyutuna gitmek istiyorsak gençleştirme noktasında hizmet ediyor bize. Ya muazzam bir hizmet noktası var aslında baktığımız zaman. Ama sadece bunu şimdi fiziksel boyutta almamak gerekiyor. Çok geniş bir kapsam var arındırıcı rüyaların. Arındırıcı rüyalar düşünsenize kolektif alandaki karmamı arındırabiliyor, atasal düzlemden gelen karmamı arındırabiliyor. Oradan beni özgürleştiren bir etkisi var. Asıl boyutu ve gücü bu. Bu çok muazzam bir şey. Hangimiz Allah aşkına birini bulacağız da bende karma var mı diye soracağız da bakacaklar da edecekler de. Yani hangimizin buna çok zaman var, şu var, bu var.
Elbette kendimize yol almamız için kendimize çok yatırım yapacağız ama şimdi bu imkanı olmayan arkadaşlarım da var. Rabbim herkese adildir, eşittir. Yani hiç kimse hiç kimseden ne eksik ne fazladır. Onun için bu sistem her konuda, her alanda kişilere hizmette, aynı muamelede, aynı yakınlıkta davranır. Evet, diğer bir rüya türü olarak da nefsani rüyalar var. Nefsani rüya türü de aslında baktığımız zaman dünyevi düzendeki olaylarımızla alakalıdır. Yani dediğim gibi bitirilmemiş işler, tamamlanmamış işler, patronuma kızmışımdır, o anki konumumdan dolayı içime atmışımdır, diyememişimdir. Nefsani düzendeki rüyada patlamışımdır, egomu ortaya koymuşumdur. Veyahut da yarım kalmış bir aşkım vardır, rüyamda o yarım kalmış aşkımı tamamlarım gibi gibi daha çok nefsi düzende, daha çok fizyolojime, psikolojime hizmet eden noktada gördüğümüz rüya türleridir. Nefsani rüyayı da etkileyen bazı unsurlar vardır. İşte iç uyaranlar dediğimiz, dış uyaranlar dediğimiz veyahut da organların tesiri dediğimiz. Eski alimler diyorlar ki özellikle kalp ve akciğer rahatsız olduğu zaman görülen rüya türü çok ciddi bir gerginlik içerir. Gergin hissettiğimiz, bize gerginliği yaşatacak rüya türleri gördürtürür. İşte bu nefsani düzleme tesir eden organ etkisidir arkadaşlar. Onun için bedenimize de çok iyi bakmamız gerekiyor diye öncesinde söylemiş olduk.